Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Space Engineers'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi birinci bölümde bu gemiyi parçalıyorduk ve şimdi ikinci bölümden parçalamaya devam edeceğiz. Yani uzay korsanlığına devam ediyoruz. Tabii ki Yakup Paşa ile birlikte. Hoş geldin Yakup Paşa'm. Hoş bulduk abi, hoş bulduk da öğütücüyle bana bakıyorsun, korktum ben. Bana dokunma! Geliyorum abi. Abi, böyle bir şaka ya, aklıma geldi. Abi bungee jumping mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya uzay boşluğunda? Öğütücüne üstüme geldim, ben de korktum ya. Allah. Abi military mine layer gelmiş tekrar. Bu bizim dalıyoruz. Daha önceki patlattığımız gemi değil mi? O mu? Abi hatırlıyor musun şey bu ya? İçini boşalttığımız geminin aynısı sayılır. Hala uzayda sürükleniyor değil mi o? Yok aynısı işte, değil. O. Abi bunun yer çekimi gitmiş. Yer çekimi var abi. Sen biraz uzak duruyorsun. Yaklaş. Hayır. Tam bindim. Bir saniye abi. Yer çekimine ters duruyorsun şu anda sen. Nasıl ters duruyorum ya? Az önce duruyordum. Abi gemiye baksana, bizim bindiğimiz gemiye. Bizim kullandığımız gemiyi görmüyor musun şu anda? Ulan benim tersim dönmüş be. Ben de diyorum ya, ne oluyor gerçekten ya? Gerçekten bakın oynadığınız zaman oyun... Ne oluyor? Ne oldu? Öldüm ben. Niye? Bilmem. Abi geminin uranyumu mu bitti yoksa? Yok abi, hata oluştu. Onu takma sen. Ben o zaman direkt yeni gemiyle başladım. Mine Lay'e gidiyorum abi. Hı. Ama seni nasıl bulacağım? Sen de oraya gel gemiyle. Boş ver, onu zaten söktük sökeceğimiz kadar. Tamam geliyorum abi. Şunu son bir motor parçasını indirip geliyorum. Ya sadece sen parçala, ben seni galiba bir türlü bulurum. Military mine'leri sana kadar uzak? Abi bana ne kadar uzak? Ben hemen bir bakayım. 7163 metre. Tamam abi. Telefon oraya, mikrofonu kapatıyorum ben şimdilik. Tamam. Evet arkadaşlar, şu an başka bir gemi var, onu patlatacağız. Bu gemiyi de daha sonra sökmeye devam ederiz. Diğer gemide bayağı bir envanter olacak. Gördüğünüz gibi bayağı bir uzay korsanlığına soyunduk arkadaşlar. Evet, şöyle parçalarımdan gelmişken abi burayı bırakayım. Şöyle devam edelim bakalım. Dönüşüm muhteşem olacak. Dalıyorum birazdan. 5000 metre kaldı. Abi geliyorum ben. İyice şey yaptın mı? Motorları falan alacaktın. Abi direkt military mine layer'a gidelim. Onu da patlatalım. Bu burada duruyor zaten. Onu da alırız. Parçalayacak aç mıyız? Açgözlüğümüzü yiyeyim ben ya. Şuraya bak abi. Gemi durmuyor ama. Söyleyeyim, durduramıyoruz o gemiyi. Biliyorsun değil mi? Abi seni ta acaba, o zaman sen içindeki imha etmeye çalışsam mı ya? Hocam kargoyu boşalt sen. Yani gemiyi parçalayamayacağız durmuyorsa, o yüzden kargoyu boşaltacağız. Evet, bu arada enerjiden tasarruf için karşılayıcıları kapattım arkadaşlar. Böylelikle uzay gemisi aldığı hızla beraber enerji harcamadan hedefe doğru gidebiliyor. Abi ben operasyona başlıyorum. O değil de nasıl öldüm ben ya? Ya oyunda o hata oluştu. Bazı hatalar var. Ben de mesela durduk yere geçtiğimiz bölümlerde biliyorsun ölmüştüm. Allah cezanı verdi. Sen çalarsın. Durduk yere yani işte. Hiçbir şey olmadan, yani enerjim full, bir yere çarpmadım etmedim hiçbir. Yani bazen bu tarz bug hatalarıyla karşılaşabiliyoruz ne yazık maalesef ki. Yeni güncellemelerle birlikte artık bu gibi problemlerin de çözülmesini umuyoruz. Gerçekten güzel bir oyun. Yani daha fazla gelişirse çok daha güzel bir oyun çıkacaktır ortaya. Ya oyunun sevenleri bile diyor ki yani oyun bitsin, olmayan şeyleri biz mod olarak ekleriz diyorlar forumlarda, evet. Okuduğuma göre. Yani o kadar seviyorlar insanlar. Evet, sen oyun. Bu arada şeyden zıpladın değil mi sen, kendi geminden? Evet, gemimi bıraktım. Senin gemin başı boş gidiyor zaten. Durdurdum ama bulabilir miyiz sonra bilmiyorum. Yok abi, o roket gibi gidiyor. Benim merak ettiğim bir şey var abi ya. Nedir abi? Acaba yani o gemileri sonradan bulabiliyoruz mu? Hangi gemileri? Benim şimdi başı boş bıraktığım gemi mesela.
Ya bence belli bir süreden sonra sistem siliyordur onu ya. Hani çok uzaklaştığı zaman. Şimdi normalde oyunun geçtiği bir sınır var. Yani harita sınırı diyelim. Parça sınırı, sınırı da varmış oyunda yani. Havada uçan parça sınırı. Hı-hı. Yani o sınırı geçtiği zaman muhtemelen sistem siliyordur diye düşünüyorum abi. Ben de öyle düşünüyorum senin gibi abi. Abi senin gemi çok hızlı gidiyor ya. Hız kaybetti benim gemi abi, emin misin? Hangi gemiden bahsediyorsun sen? Şey, Military Mine Layer. Durdurdum şimdi, hız kaybetmesi lazım. Abi senin ismin gitti. Korkma, ölmedim. Operasyonda ölmedim. Neyse, abi. Neyse geliyorum abi, ben şu an o yöne doğru geliyorum da. Geminin de senin de ismin gitti abi şu an. Taklaya mı geldiniz? Gemiyi açayım mı gemiyi geri? Aç abi, hiçbir şey göremiyorum ya. Tamam dur abi, uranyumu geri katıyorum. Ne bileyim ben, demek aklıma geldi. Demek ki uranyumu aldığın zaman isim siliniyor. Evet, açtım. Şimdi gördüm abi, tamam. Var mı kargoda bir şeyler, işe yarar bir şeyler? Var var, çok raket atar buldum, bir de cephane de bulduk abi. Tamam abi, çok güzel. Başka bir şey kalmadı uranyumdan hariç. Tamam, al uranyumu çık. Ben hemen arkandayım. Yani 2000 metre var aramızda hemen hemen. Ya geminin içinde bulunmak da zor ya. Düşün ya. Evet. Kaç tane gemi boşalttık, inanılmaz ya. Şu an seni görüyorum ben. Sen beni görüyor musun? Evet, geliyorum abi sana. Gel doğru. Abi. Gel bir tane asteroid bulalım. En azından bu bölüm de böyle gider. Valla mining layer gibi bir mining, yani madenci gemisi gelirse dalacağız abi, onu söyleyeyim ha. Yani başka abi. Küçük gemiler gelirse sorun dalarız yok da. Dalarız abi, dalarız, hiç affetmeyiz, merak etme. Sen beni görüyorsun değil mi? Evet, gemiyi gittikçe görüyorum. Evet, gemiyi gördüm şu an, ismin de gözüküyor. Tamam, ben karşılayıcıları açayım, durduruyorum gemiyi. Aç abi. Bayağı bir yaklaştın çünkü. Uzaklaşıyorum. Hız çok hızlıydım ya. Sorun evet, yok. Roket gibi geliyorsun abi. Şimdi senin hızını ben tam kesemiyorum. Mine layer belli çünkü metre göstergesi var ya onda. Hı hı. İstesek bu gemiyi bir tane yerleştirebilirdik biz ha. Yapalım hani abi. Kullandığımız gemi yerleştirelim mi bir tane? Yerleştirelim çünkü yön bulmakta zorlanıyoruz. Gel abi. Dur bir abi, ben bir malzemeler bakayım ne tür malzemeler var. Olmazsa git bir dahaki aldığımız gemiden alırız o radyo şeyini. Hı hı. Radyo signal vericisini, böylelikle abi gemiyi bulabiliriz. Aynen. Her zaman. Dur bakayım ne lazımmış, ona bakayım da bir. Bayağı bir patlayıcı topladık abi ya. Şimdi onun için ne lazım? Fazla bir şey değil. Binmedim gemiye, dur abi bekle. Tamam ben yanındayım i̇nşaat zaten. İnşaat bileşenleri, bilgisayar, dur. İnşaat bileşenleri lazım. Hı hı. Ben biraz 10 tane alayım, 10 tane bundan, 10 tane bundan. Ne yapıyorsun? İşte bu. Abi ben bungee jumping yapıyorum ya. uzay atlayışı yapıyorum. Böyle şakalar yapma, gemi patlar diye bir yemin ediyorum ben ya, gemi yok, patlarsa. Yok. Abi biz burayı taklaya mı getirdin? Burası niye yamuk ya? Bir dakika dur. Yok, o oluyor. Bunu nereye yerleştirsek? Şöyle yerleştirsem. Evet, şurayı düzeltelim. Uyuz olurum abi. Kaportada sıkıntı var. Elimizdeki malzeme çelik plaka lazım bana, sorun değil. Şimdi çelik plaka lazım. Hepsini abi alayım. Şurayı düzeltelim abi. Kaport da sağlam kalsın. İnşaat bileşenleri lazım sonra. Büyük tüp mü? Ne zamandan beri buna büyük tüp lazım ya? Çelik plakaya ihtiyacım varmış abi. Biz herhalde az önce... Yo, bir yere de çarpmadım. Bir önceki bölümde tamam anladım ya. Herhalde ne oldu abi? Ufaktan biz tırtıklamışız abi gemiyi. Tırtıklamış evet, mıyız? Aynen, yani biraz yamukmuşuz sağını sonunu. Ne yapıyorsun abi? O dediğin olayı mı
yapıyorsun. Evet evet, onu yapalım da artık yani birbirimizi bulmamız kolaylaşır eğer ki ölürsek. Evet, çelik tüp lazım. Bilgisayar var bende, yoksa sende hemen takabilirim yani. Tamam, büyük çelik tüp getirmem lazım. Dur getiriyorum abi. Tamam, sen hallet ya o zaman. Sen de... bazı parçaları istersen arzı blokuyla değiştir abi istiyorsan. Radyo iletişim bileşenliği mi? Aa, o yok abi. Aa evet. Önceki gemilerden sökmemişik galiba. Sorun değil ya. Devam neyse, ederiz sonra. O private sail geliyor. O bizim küçük gemi abi. Ha, bunda bir nane yoktu ya gerçi. Yok yok yok. Ona binmem, gitmemize değmez. Radyo onun bileşeni var mıydı? Bileş enerjisi kullanmak için şeyler var onda. Ama. Ne yapalım? Onda radyo fer de var. Bize lazım olan madde. Hani gemi. İşte onu diyorum sana. Yani o vardı galiba bunda. Gidelim gidelim, gel hadi bin. Tamam abi, geliyorum. Sen sür abi gene. Hı hı. Fazla da uzak değil, bize doğru yaklaşıyor zaten gemi. Of of of. Allah. Ya bilmiyorum ama sanki bir şey bindim mi? Abi. Ha. Tamam. Doymuyor gözümüz yani. Atıyorum yani or ya orada yazsa geminin anlamı yok. Bir abi, tane boş şeyden radyo bileşenini alalım. Evet. En azından yön bulma olayımızı bir düzene sokalım. Hani sonuçta biz sürekli şey yapacağız. Yani korsanlık yapacağımız için. Söylemez. Korsanlık değil. Korsanlık abi. Ben korsanlık yapacağım. Direkt bak dalacağım yani. Abi öyle al eline hilti. Tamam yani onu da yaparız da. Direkt bu şekilde daha güzel oluyor. Ne zaman yapacağız bakayım dur. Ben diyeceğim bir gün abi al hilti yap. Ya Yakup şuradan gemi geçiyor. Onu boşaltma. Evet. Abi tarihin en büyük uzay istasyonunu yapacağız ya. Yemin ediyorum. Gerçekten. Ya zaten madencilik yaparız da biz önce böyle küçük gemi madenci, küçük madenci gemisi yaparız, öyle dalarız. Evet yani. Abi. Diğer elemanlar böyle bizim uzay gemisini gördüğü zaman böyle Star Wars savaşlarında zannedecekler abi bir kendilerini. Abi arabalar da eklendi, tekerler eklendi daha doğrusu. Artık hı-hı, arabalar da yapabiliyorsun. Öyle evet bir uzay ya, gemisi araba yaparız zaten... ki arabayla gidip gelmek zorunda kalırız. Evet, en azından büyük asteroidler falan ilerleyen dönemlerde böyle eklenirse oyuna çok güzel olur. Mesela arabayla falan üzerinde araştırma taraştırma yaparız. Çok güzel olur. Bu arada ben karşılayıcıları kapattım. Evet. Tasarruflu bir şekilde ilerliyoruz. Gerçi bakayım abi bayağı da bir 2000'e vardım abi. Var, yakıtımız var yani. Tamam abi, ben biraz daha yaklaşalım. Dur, bu biraz hızlı gidiyor. Ben usta oldum ya gemi almakta, sorun yok. Tamam abi, sorun. Şu an gemiyi durdurdum. 1100 metredeyiz. Çok güzel, yakıt süresi baya hoşuma gidiyor kullandığımız halde. Bende 1 saat, 2 saat yazıyor, doğru mu? Aynen abi. Hızı durdu, tamam, sıra bende. Çık abi. Yapış yapış, direkt yapış. Gemiyi ilk önce durduruyorum abi. Tamam, durdur hemen parçalayalım. Evet abi, şu an görüyorum seni. Çok şekilli bir şekilde giriyorsun ya. Tom Cruise gibi abi. Görevimiz tehlike. Dın 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 dın. Adamlar kapıdan önce bir de çelik iskele koymuş. Sanki içinde güzel bir şey var. Düşün ya. Çelik vallahi iskeleyle ya, koruma yapıyorlar. Ama en hoşuma giden askeri gemiye girmek. Hani böyle zorlanıyorsun da işte. Hani böyle hani şey vardı ya. Durdurdum gemi abi, tamam. Tamam abi, geliyorum ben de. Bir film vardı hani şey soyuyorlardı, neydi onun ismi? Bir kumar, neydi ya, kumar oynanan yere ne deniyordu abi? Kumarhaneyi mi diyorsun? Kumarhane falan soyuyor, böyle öğütücülerinden açıyorlar falan film böyle. Şey, bankayı mı diyorsun? Banka soygunu var. Banka da var. Mesela GTA'da banka soyuyorsun ya falan ama evet, onda kullanıyor mu matkap bilmiyorum da yani ona benzer abi, bir şey. Abi banka soyma oyunu diyorsan en iyisi Payday. Ha evet yani, olsun, bu da yakışır. Yaklaştır da abi. Abi güzel... yaklaştırıyorum. Bu biraz ne? Uyduya benziyor ya. Bu privatsel. Bu özel kişiye şöyle göre gidiyor. Şöyle alt kısımdan falan girelim. Arkadaşlar bu arada çok pis park edelim yani. Doldu. Doldu mu? Gel abi yakınım sana. Tamam, ben bende olan şeyleri zaten abi şey yapacağım. Harcayacağım direkt bizim radyo şeyine. Biraz yakınlaşalım.
Geri kalan malzemeyi de içeri atalım. Radyo tamam mıdır? Yok, daha bitmedi, daha bitmedi abi. Tamam. Yavaş ilerle lan, fazla uzatma, öldürebilirsin beni. Yok yok, yavaş ilerliyorum şöyle ufaktan. Şu kanadın altına yerleşmeye çalışıyorum da. Güzel. İyi, çok güzel, yer çekimi var. Geldim abi. Tamam, geliyorum ben de. Öğütücüyü seçelim. Aa, gene doldu ya. Yerim gene doldu. Geliyorum abi, bende bayağı boş yer var. Oo, tamam, evet. Bitti sayıda. Şu güneş panellerini sökelim mi? Bu güneş panellerinden şey yapıyor, biliyor musun bu? Güneş enerjisiyle ilerliyor. Evet, yaparız. Küçük gemileri güneş yapalım. Enerjisine ilerlememiz için şey yaparız. Evet, çünkü bazen yakıt sıkıntısı çekebiliyoruz yani. Patlamayalım en azından güneşten. Hayırlı olsun abi, radyo far bitti. Tamamdır abicim. İyi, bu gemide kalalım, çalışalım başka bir gemi kalana kadar. O evet, güzel, evet. Radyo farımız orada. Artık bulabiliriz kendimizi abi. Abi panelleri sökmek çok zor ha, bayağı bir zaman alıyor. Tamam, onlar zaten önemli, onları sökelim de gidelim bari. Bizim boş gitmeyelim. Bizim küçük gemiye takarız bunları ya. Aha, kesin. Uzay istasyonuna takıp da elektrik de üretebiliriz. Solar mesela. Solar panel, evet, güneş fabrikalar paneli. İçin. Hı-hı. Ya en azından yakıtımız bittiği zaman güneş enerjisiyle beraber yani ortada kalmayız, yol alabiliriz. İnşallah ileride askeri savaş gemileri de eklenir de bize saldırırlar böyle korsanlık yapıyoruz diye. Belki vardı, bizim haberimiz yoktu. Bilmiyoruz abi. Gerçi askeri gemilerin dediğin gibi korumaları var. Yani yönetime geçip onları hadi bir asteroidin üzerine getirip orada rahat çalışan diyorsan olmuyor işte. Patlatıyorlar ben abi. Ben diyorum ki, bir de atıyorum hani böyle 10 tane gemi çaldık ya, artık hükümet falan bunu fark ediyor. Yani savaş gemileri gönderiyor, saldırıyor bizi. Abi çok güzel olur ya. Ya bu oyuna gerçekten sağlam eklentilerle birlikte. Vallahi ne güzel. Harik, biz savunmak zorunda kalırız. Korsan olarak falan. Yok ya, güzel olur. Şimdi abi güneş paneli. Ben beni nasıl kaldı söktüm. Ben direkt söktüğümü buna takayım o zaman. Takma abi nasıl ama. Şu an ama güneş panelini göremiyorum abi zaten. Neyse tamam, onu en son onu şey yaparız ya. Sonra. Tamam. Bilmiyorum ki şimdi nasıl bir şey yapabiliriz. Tamam nasıl tamam, onu hallederiz abi. Şey yapayım ben, yerleştireyim de öteki paneli de indireyim. Daha üretim devam ediyor duyuyorsan. Evet. Evet, solar hücresi abi. Oo, neymiş bu? Metal ızgara, bilgisayar, yani elektronik devre. Evet, plakalar, çelik. Öyle bir tane istediğim bir şey de böyle basit değil yapmak yani. Onu da düşünmüşler yani. Evet abi, yani gerçekten. Her şeyin bir parçası var. O parça olmadı mı olmuyor işte. Evet, ben direkt şuna yardırayım abi. Panelleri de indirelim. İleride görevler de eklenecekmiş. Mesela atıyorum şu kadar demir topla, külçe gönder falan diye. Hı hı. Ya bazılar mod yapmış. İşte o modlar oyun beta sürecinde olduğundan çökme de yaratıyor. Mesela dünyayı görüyorsun arka planda. Evet. Ayda çalışmış oluyorsun falan. Yani çok şey ekleniyor ya. Biraz böyle çevre grafiklerini de hani manzara olayı biliyor musun? Hani böyle dünyalar falan gözükse, Mars işte, evet. Ay'a yakınlaşsak falan, bunlar kesinlikle eklenmesi lazım ya. Yani özellikle böyle uzayın muhteşem görsellerini yansıtırsa ilerleyen dönemlerde herhalde başından kalkamayacağımız bir oyun olur yani. Ya şimdi bile başından kalkamıyoruz. Evet, şu an bile yani. Biz dün gecenin ne kadar sabaha oynadık kadar ya? Oynadık. Sabaha kadar oynadık. 6'ya kadar ya. Ya bir gemi çaldık, duramadık. Bir tane daha çaldık. Yani resmen gözümüz doymuyor. Ama onda da çaldık, gemimiz patladı. Çaldık, gemiyi çarptık. Yani. Aynen aynen abi. Ama şimdi İlk defa düzen oturturduk Allah'a çok şükür ya. Evet evet. Dur ya, ben artık niye... Artık ustalaşıyoruz abi.
kaynak makinesini yanında taşıyayım ki. Ya da ev matkabı da lazım değil bana. Kaynak makinesi kalsın da. Evet, herhalde 3. bölümde biz bu parçalarla bir inşaata başlarız. Kesin ya. Enerjim azalmış bayağı. En azından birazdan ufaktan bir şeyler kurmaya başlayalım bayağı da bir. Bize ileride konteyner lazım olacak kesin. Onun için başlarız bir şeyler yapmaya artık. Hı hı. Bundan sonra zaten askeri gemi en kötü ihtimal gelirse veya şey gelirse abi gideriz. Neydi evet, onun ismi? Bunlar zaten ana malzemeydi bizim. Evet. Güneş panelini de alayım abi. Ya da mining gemisi gelirse yani onlar önemli. Yoksa böyle küçük gemilere dalmayız. Radyo far lazım diye işte daldık. Hı hı, yani evet. Radyo far, evet doğru okuyorum. Abi benim enerjim bitmiş, ben bir taklaya gelmeden. Bir şey olmaz ya. Enerjimi abi bitireyim. Ben şunu şey alıp ayrılsaydım yapayım. Buradan güzel olacak. Abo yok olmadı. Yetiştirdim. Şu iki solar paneli de toplasaydık. Ama nereye gideceğiz ki? Uzay taşına yaklaşırdık ama. Evet. Evet, %100. İyi bari evet. Üstümde ben olan şeyler... paneli alayım. Sen ne yaptın? Şey, kargoyu mu boşalttın? Kargoyu boşalttım. Sağdaki solar panelleri aldım. Diyemedim. Panel, evet. Tamam abi. Ben de sağdakinin son parçasını şu İşte an... İşte sol sağ. Uzaydan sağ sol belli olmuyor ki ya. Evet. Uzayın sağ solu belli olmuyor ki. Uzayın sağ solu belli olmaz. Harbiden belli olmaz. Bayağı bir yön kaybetme duygusu yaşıyorum. Terbiyesiz bir uzay. Terbiyesiz. Sağ sol belli olmuyor, ne yapacağız? Bizim sanki çok belli oluyor. Hemen gemi gördün mü saldırıyoruz abi. Vallahi bir ara yani dedik ki abi dedik böyle şey yapar abi işte biz toplayalım. Evet. Tam gemiyi aldık abi şey yapmayalım dedik. Tamam artık gemilere dokunmayalım dedik. Bir baktık dayanamadık abi şey maden gemisi geliyor dedik. Hadi aynen gidelim. Ya. Abi burada bir parça kalmış. Bak işten kaçmışsın, çekeceğim kulağını. Affedersin abi. Adamlar konteynere giriş yapmayalım diye çelik plaka koymuş üstüne ya. Ayıp. Evet abi. Ya biz borç alıyoruz. İleride ödeyeceğiz. Tabii canım, öderiz yani. Evet. Ben büyük bir gemi yapayım bak ne oluyor. O zaman edersin. Uzay dünyayı fethedeceğiz. Üniversumu. Abi full silah donanımlı yapacağım ya. Küçük reaktörü de alayım ben buradan. Dur bir ya, bunun içinde uranyum var mı ya? Abi gemiyi yedik be, yedik. Parçaladık abi, gemide bir şey kalmadı. Evet, herhalde Yakup Paşa'm bundan sonraki bölümde bir asteroide yerleşiriz. Evet bu kesin. Bu sefer inşaat olayına gireriz. Yani yapma, parçalama değil de. Ben uzay istasyonunu malzemelerle... yaparım abi, sen de gemiyi yaparsın. Hı-hı, evet, gemiyi büyütürüz abi. Niye tedirgin oluyorsun? Düşmüyorum ki. Yer çekim var ya geminin üstünde, düşüyor gibi oluyor evet. Yani. Evet abi. İyi, geminin içindeki uranyum da aldım. Abi uranyum tam 8 kütle var, yeteri kadar. Külçe, affedersin, külçe. Tamam abi. Uranyum zaten bu oyundaki en önemli olay. Samet, sana uranyum yok, duyuyor musun? Pastik keymaz. Uranyum meselemiz var ya onunla. Ya Samet'cim de gelse de hep beraber oynasak ya. Sarp Samet. çağırdık o da gelmedi. Abi hadi şöyle Samet'in bir... durumu belli de. Şey evet. Olamıyor, ekonomisi uygun değil de ama Sarp yani müsait değildi galiba, yazdık hı-hı, gel diye. O rastçı ya daha çok. Evet abi, o rastta bayağı bir taklaya getiriyor bize. Bak benim aklıma böyle git Yakup'u öldür bilmem ne diyor. Yani Yakup Paşa'm ben senin dostunum aslında ama benim aklıma o çeliyor abi. Bak görüyorsun burada ne güzel. Öyle kardeş kardeş çalışıyoruz yani.
Evet. Sarp olsa şimdi direkt artık testereleri birbirimize vururuz yani. Yemin ediyorum öyle bir şey olsun, gemiyi ikiye bölerim. Yok abi yok. Bu oyunda yok abi. Trollemek yok. Çok deli bir uzay gemisi inşa edeceğiz. Yani bizim şaheserimiz olacak o ya. Kesin kesin. Sarp atıllar gemiyi gözünün önünde böldüydüm ikiye. Acımadım, affetmedim. O zamanlar daha yeni giriş yapıyordu yani, öyle hareket yapar. Hani sen beni uzaklaştırmak için zamanında hatırlıyorsun, ilk oynadığımızda böyle gemiyi kımıldatıyordun falan. Hı hı. Onu yapmıyordu, ben gemiye bir girdim. Gemiyi çaldım kaçtım yani. Ben biraz daha zeki davranmışım o zaman. Sen beni canım geminin üstüne durdurmamaya çalışıyorsun. dolmuşum. Yeni evet, bir private ser gelmiş ama gerek yok. Radyo farımız var zaten artık. İleride isim de veririz biz bu radyo fara. Hı-hı. Küçük konteynerin durumu nasıl? Yer var mı? Abi yer var ya, gel. Var. Şöyle yapalım, bilgisayarı da buraya atalım abi. Tamamdır. Oo, yemişiz abi, bir şey kalmamış. Madencilik yapmaya gerek kalmadı, yemin ediyorum madencilik yapmaya gerek kalmadı. Bir de yabancılar ne diyor biliyor musun? Uzay taşı yağdım, incoming diyorlar. Biz de öyle bir şey yapalım mı? Incoming. Yok biz incoming de. Biz yok geliyor abi. Hayır öyle demiyorum. Biz taklaya geliyoruz abi, taklaya. Taklaya geliyoruz abi. Yemişim abi incoming'ini falan. Biz Türk adamız, taklaya geliyoruz kardeşim. Burada patlayacağız abi. Aynen patlayacağız. Sen taklaya geliyoruz dediğim zaman olayı çakozlu işte. O değil de sıkıntı ne biliyor musun abi? Yani uzay taşı geldim, ne yapacağını bilemiyorsun yani. Kaçsan mı? Uzay abi, gemisini yok. Yani eğer yani seni hedef almışsa, yani tam bulunduğun noktaya geliyorsa o iş yer. Ya sunucuyu hedef alıyor diye hatırlıyorum. Yani ben sunucunun sahibiyim ya. O zaman kendimi ben feda mı etmem lazım? Usta, alet lazım mı usta? Takım lazım mı? Yok abi. Ben gene can kaybettim. Ben vurdum çünkü. Ne yapıyorsun abi ya? Tamam. Bak hasta olursan tek başına çalışırsın ha. Abi zaten paneli sökmemişsin. Ben seni çok kötü yakaladım yani. İşten kaçıyorsun. Şeye, NASA'ya şikayet edeceğim seni. Kime şikayet edeceksin? NASA'ya. Korsan kralına mı ne? NASA'ya abi, NASA'ya. Abi NASA'dan bu artık çıktık, görmüyor musun? NASA'nın evet, gemilerini saldırıyorsun, sen NASA'ya şikayet edeceksin benim. Ha komplo yapacaksın, tüm suçu üstüme atacaksın ha? Tabi abi, ben dünyaya döndüğüm zaman kahraman olarak karşılayacaklar beni. Seni de uzay kaçağı. Ya. Abi helal olsun, gemiyi bitirdik, helal olsun yemin ediyorum. İyi mühendis kötü mühendisi oynayacağız. Abi çok güzel ama oldu bile ya. Yabancılar evet, bayağı hiç böyle bir şey yapmadı, ilk yapan biziz. Yapıyorlardır abi, yapmazlar mı çakallar ya. Yiyorlardır abi ama biz... Abi yapma! Oh ne oldu? Sana mı geldi? Evet. Nasıl, var mı bir şey? Doldurmak zorundaydım zaten, sorun yok, tamam. Tamam abi, ben de birazdan geliyorum. Of, benim de. Ölseydim yeniden arka. Ama ben sana dokunmadım ki abi. Dokunmadı mı? Kıvılcım mı geldi sana acaba? Geldi galiba abi ya. Abi bu arada ben de bindiğim dalı kesiyorum yani. Neyse şöyle. İyi onu bitirelim abi, bu bölümde öylelikle şey yapalım. Aynen. Üçüncü bölümde ise arkadaşlar artık yapı inşasına başlayacağız. Sökmekten daha çok bu parçaları değerlendireceğiz. Ama evet. Güzel bir. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar, söz veremeyiz bak ha. Değil mi, gemi memi gelirse, yok abi yok. Şimdi standart gidelim. Açgözlülüğe gerek yok biliyorsun. Daha önce böyle bir açgözlülük yaptık seninle. Ondan sonra patladık abi. Şu malzemeleri bir kullanacağız ilk önce. Abi dayanamıyorum ama. Yok. Yok abi, biraz böyle şey ilerlememiz lazım. Ya başında mining ya da military yaz. Oo. Soğukkanlı ilerlememiz lazım. Ne oldu abi? Bir şey mi oldu? Yok. Taklaya mı geldi? Parçalandı. Üçe böldüm. Evet, ben şu parçaları şöyle atayım arkadaşlar. Evet. Tamam, atacak bir şey yok.
Şöyle devam edelim bakalım. Abi bir tane parça uçuyor burada. Sen ne yapıyorsun? Sen ne kadar israf ediyorsun ya? Yanlışlıkla oldu abi, özür dilerim. Private Sale'ın bir tanesi daha mı geldi? Yok. Evet. Evet, bir tane daha var. Bir tane daha var. Neyse abi, ona gitmeyelim. Bir tanesini onu boş ver. Onunla önemli, çok önemli bir gemi gelirse gideriz onunla. Evet. Şimdi bazı diyor ki abi gözünüz hiç doymuyor ya. O küçük parçayı bile topluyorsunuz. Aynen abi. Siz de oynayın o zaman, görürüm ben sizi ama. Hiç sana hak vereceksiniz abi ya. Aynen abi ya, aynen. Vallahi var ya, iğne başına bile ihtiyacınız oluyor yani. Bilmiyorum. İlk başta hatırlayan abi, oynadığımızda önce gemilere falan dokunmuyor, madencilik falan yaparız diyorduk. Sonra gemileri bir almaya başladık. Aynen. Madencilik, matkapı bıraktım koydum. Abi, yemin ne ediyorum, park edermişim be. Efendim? Ne park edermişim be. Vallahi. Oo, evet oo. Arkada. Abi aşağı düştüm. Dur, tamam geliyorum. Uzayda düşme yok. Doğru doğru. Uzayda düşme yok. Evet, şöyle bir geçelim abi. Yerleştirelim. Bu arada bu videoyu burada noktalayalım istersen Yakup Paşa'm. Tamam, şu parçaları koyayım abi. Hı-hı. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi 3. bölümde bir asteroid parçası bulup üzerine yerleşeceğiz ve orada gemi inşamıza başlayacağız arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.